Canlıların bulunduğu sınıflandırma birimlerini yazalım. Çekirge, omurgasızlar şubesi, eklem bacaklılar sınıfı, toprak solucanı omurgasızlar şubesi, solucanlar sınıfında yer alıyor. Kertenkele omurgalılar şubesi, sürüngenler sınıfında yer alıyor. Yarasa omurgalılar şubesi, memeliler sınıfında yer alıyor. Şimdi şubede bu canlılar ortak bir dilimde bulunmadığına göre, o zaman hayvanlar aleminde ortak bir sınıflandırma basamağında bulunur diyoruz. Buna göre cevap E. Virüs Latince'de zehir anlamına gelen bir ifadedir. Zehir demektir. Bakterilerden daha küçüktür virüsler. Hücre zarı, sitoplazma, organeller, virüs de yoktur. Virüslerde enzim sistemleri yoktur. Buna göre metabolik olaylar görülmez. Yani metabolizma yok. Metabolizma derken ATP sentezi, solunum, dolaşım, boşaltım, sindirim gibi olaylar yok. Mecburi hücre içi parazitidir. Mecburi hücre içi paraziti. Yani bir canlı hücrenin içinde yaşamak zorundadır. Canlı hücre olmazsa virüs yaşayamaz. Buna göre yapıları bakterilerden küçüktür söyleyebiliriz. Cansız ortamda hastalık yapıcı özelliklerini kaybetmezler. Kristal halde bulunurlar söyleyebiliriz. Konakçı hücre içinde, yani ancak canlı bir hücre içinde çoğalabilirler söyleyebiliriz. Prokaryot hücre özelliği gösterirler. Hücresel yapı özelliği göstermezler. Buna göre cevap D. Hayvanlar alemini sınıflandırma olarak yazacak olursak, hayvanlar alemi omurgasızlar şubesi ve omurgalılar şubesi olarak ikiye ayrılabilir. Omurgalılar kendi içerisinde balık, kurbağa, sürüngen, kuş ve memeli şeklinde gruplandırılır. Buna göre embriyo gelişiminin yumurta içinde tamamlanması, memeliler hariç diğer canlılarda gerçekleşir. Balıkta, kurbağada, sürüngende ve kuşta embriyo gelişimi yumurta içinde tamamlanır. Kandaki azotlu artık ürünlerin böbreklerle süzülerek vücuttan uzaklaşması, hepsinde balık, kurbağa, sürüngen, kuş, memeli tamamında böbrekler geçerlidir. Derideki keratin yapılı pullar aracılığıyla su kaybının önlenmesi, balıklarda ve sürüngenlerde bu özellik vardır. Sperm ve yumurtanın dişi canlının vücudunda birleşmesi karasal yaşam için söz konusudur. Karada yaşayanlar sürüngenler, kuşlar ve memelilerdir. Yavruların süt salgısı aracılığıyla beslenmesi memelilerde görülen özelliktir. Omurgalıların tamamında görülen özellik, kandaki azotlu artıkların böbreklerde süzülerek vücuttan uzaklaştırılmasıdır. Cevap B. Hayvanlar alemini omurgasızlar ve omurgalılar şeklinde ikiye ayırabiliriz. Bunlar şube özelliğidir. Omurgasızlar şubesi içerisinde sünger, sölenter, solucan, yumuşakça, eklem bacaklı, derisi dikenli şeklinde sınıflara ayrılabilir. Omurgasız bir hayvan türünde düz kas bulunabilir. Örneğin toprak solucanı örnek verilebilir. Açık dolaşım görülebilir. Örnek eklem bacaklı verilebilir. Sinir sistemi görülebilir. Örnek toprak solucanı verilebilir. Eşeğisiz üreme görülebilir. Tüm omurgasızlarda
eşeysiz üremede görülebilir. Yine toprak solucanını kestiğimizde rejenerasyonla her parçadan yeni toprak solucanlarının oluşması eşeysiz üremeye örnek verilebilir. Buna göre bu özelliklerin hepsi omurgasızlardan bazı canlılarda görülebilir. Cevap E. Hayvanlar alemini omurgasızlar şubesi ve omurgalılar şubesi diye ikiye ayırıyoruz. Omurgasızlar kendi içerisinde sünger, sölenter, solucan, yumuşakça, eklem bacaklı ve derisi dikenli şeklinde gruplandırılabilir. Bu omurgasız canlılar içerisinde solucanlar kendi içerisinde yassı solucan, yuvarlak solucan ve halkalı solucan, yani toprak solucanı olarak gruplandırılabilir. Eklem bacaklılarda kendi içerisinde böcekler, örümcekler, çok ayaklılar ve kabuklular şeklinde gruplandırılabilir. Halkalı solucan ile böceği kıyasladığımız zaman ikisi de omurgasızda yer alıyor. Halkalı solucanda kapalı dolaşım var. Böceklerde açık dolaşım var. Halkalı solucanda deri solunumu var. Böceklerde trake solunumu var. Halkalı solucanda sinir sistemi gelişmiş. Böceklerde de sinir sistemi gelişmiştir diyebiliriz. Buna göre 3 çift bacağa sahip olma böcek için geçerli. Trake solunumu yapma böcek için geçerli. Tam sindirim kanalına sahip olma. Sindirim kanalı hem halkalı solucanda gelişmiş hem böceklerde sindirim kanalı gelişmiştir. Anten ve kanat yapısı bulundurma böceklere ait özelliktir. Açık dolaşım bulundurma böceklere ait özelliktir. Tam sindirim kanalına sahip olma, yani sindirim sistemlerinin gelişmiş olması, eklem bacaklılardan böceklerle halkalı solucan arasında ortak özelliktir. Cevap C. Sürüngen, kuş ve memelilerin ortak özelliği omurgalı olmaları, karasal yaşama uyum göstermiş olmaları. Karasal yaşam söylediğimiz zaman atmosferin çözünmüş oksijeni kullanılır. Akciğer solunumu bu canlılarda ortak olarak görülür. Yine üreme ile ilgili karasal yaşamda önemli bir adaptasyon var. Bu üç canlıda da iç döllenme görülür. Buna göre embriyo gelişiminin anne vücudunda tamamlanması memeliler için geçerlidir. Kuş ve sürüngenler için geçerli değildir. Kuş ve sürüngenlerde bu özellik görülmez. Embriyo gelişiminin yumurta içinde tamamlanması memelilerde görülmez. Kuş ve sürüngenler için geçerlidir. Embriyonik gelişimini tamamlayan yavrunun doğurularak dünyaya getirilmesi memeliler için geçerlidir. Kuş ve sürüngenlerde görülmez. Yumurtanın dışı üreme sisteminde döllenmesi, yani iç döllenme tüm bu canlılar için ortak özelliktir. Çünkü üçü de karasal yaşama uyum göstermiş canlılardır. Embriyo gelişimi için gerekli besinin plasanta aracılığıyla sağlanması memeliler için geçerlidir. Kuş ve sürüngenlerde geçerli değildir. Buna göre cevap yumurtanın dışı üreme sisteminde döllenmesi, yani iç döllenme olayıdır. Cevap D. Şekilde verilen virüs bakteriyofaj virüsüdür. Bakteriyofaj virüsü bakteri içine girerek bakteriyi parçalayan virüse biz bakteriyofaj virüsü diyoruz. Bakteriyofaj virüsü genom olarak DNA içerikli bir virüstür. DNA içerir. Virüs bakteri zarına öncelikle tutunur. Bakteri zarına tutunduktan sonra kuyruk kısmındaki enzimlerle bakteri zarını parçalar ve sadece genetik materyal hücre içine girer. Daha sonra bakteri içerisinde bakteriye ait amino asitleri, bakteriye ait nükleotitleri, bakteriye ait ribozomu, bakteriye ait ATP'yi kullanarak, gerekli enzimleri kullanarak bakteri içerisinde virüs kendine ait genomları eşler. Yine kendine ait genomların etrafında da protein kılıflarını sentez ettirir. Yani virüs bakteri içine girdiği zaman bakteriye ait
tüm materyalleri kullanarak, amino asit, nükleotit, ribozom gibi materyalleri kullanarak kendi genomunu sentez ettirir bakteriye. Kendi protein kılıfını bakteriye sentez ettirir. Yine kendi enzimlerini, yani kuyruk kısmındaki ipliklerini bakteriye sentez ettirir. Bu yüzden virüslerin yaşayabilmesi için canlı bir hücre gereklidir. Canlı hücre içerisinde bütün bu materyallerin hepsini, nükleik asitini, protein kılıfını ve kuyruk ipliklerini sentez ettirir. Buna göre cevap E. Balıklar omurgalılar şubesinde yer alır. Omurgalılar şubesinde yer alan balıkları biz 3 grupta inceliyoruz. Çenesiz balıklar çok basit yapılı balıklardır. Kıkırdaklı balıklar ve kemikli balıklar şeklinde balıklar 3 grupta incelenir. Kıkırdaklı balıklara köpek balığını ve vatuz balığını örnek verebiliriz. Kemikli balıklar ise diğer bildiğimiz balıkların hepsi kemikli balıklardır. Örneğin hamsi balığı gibi. Buradaki sınıflandırmada basitten gelişmişe doğru sınıflandırmamızda çenesiz balıklar, kıkırdaklı balıklar ve kemikli balıklar şeklindedir. Buna göre kıkırdaklı balıklar ile kemikli balıkları kıyaslayacak olursak, ikisi de solungaç solunumu yapıyor. Suyun çözünmüş oksijenini kullanıyor. Yüzme keselerine sahip olan kemikli balıklardır. Kıkırdaklı balıklarda yüzme keseleri yoktur. Kalbin iki odacıklı olması hem kıkırdaklı balıklarda hem de kemikli balıklarda ortak özelliktir. Solungaç kapaklarının bulunması, kemikli balıklarda solungaç kapakları bulunur. Kıkırdaklı balıklarda solungaç kapakları bulunmaz. Bu yüzden yüzme keselerinin bulunması ve solungaç kapaklarının bulunması kıkırdaklı ve kemikli balıklarda ortak değildir. Cevap C. Ter ve süt bezlerine sahip olan T1 canlısının akciğerlerinde alveol bulunur. Ter ve süt bezlerine sahip olan canlı memelidir. Memelilerin akciğerlerinde alveol bulunur. Doğru bir ifadedir. Vücudu pullarla kaplı olan T2 canlısının solunum organı solungaçtır. Vücudu pullarla kaplı olan canlı balık olabilir. Solunum organı solungaçtır. Doğru bir ifadedir. Olgun ağ yuvarları çekirdeksiz olan canlı memeli canlıdır. Memeli canlısının değişken vücut ısısına sahip olması söz konusu değildir. Sabit vücut ısılıdır. Yumurtlayarak çoğalanlar balık, kurbağa, sürüngen ve kuştur. Kuluçkaya yatar. Kuş yumurtlayarak çoğalır. Kuluçkaya yatar. Doğru bir ifadedir. Kalbinde 3 odacık bulunan canlı kurbağa ile sürüngen, kalbinde 3 odacık bulunur. Akciğer solunumu yapar. Bu iki canlı da akciğer solunumu yapar. Doğru bir ifadedir. Olgun ağ yuvarları çekirdeksiz olan canlı memelidir. Memelilerin vücut ısısı sabittir. Yani değişken değildir. Cevap C. Virüs Latince'de zehir demektir. Virüsler bakterilerden daha küçük hücrelerdir. Virüsler hücresel yapı özelliği göstermezler. Hücresel yapı yoktur virüslerde. Yani bu ne demek? Hücre zarı yok. Organeller yok. Sitoplazma yok. Virüslerde enzim sistemleri gelişmemiştir. Yani enzimatik reaksiyonlar yoktur. Enzimatik reaksiyonlar olmadığına göre ATP sentezi, solunum, dolaşım, boşaltım, sindirim gibi olaylar yok. Bunun yanı sıra hidroliz, dehidrasyon gibi olaylar virüslerin vücudunda gerçekleşemez. Virüsler bu yüzden de mecburen canlı hücre içinde yaşamak zorundadır. Buna göre nükleik asit ve protein bulundurur. Evet, söyleyebiliriz. Besin ihtiyacını konak canlıdan karşılar. Virüslerde beslenme yoktur. O yüzden konak canlıdan besin almaz.
Konak dışında bazal metabolizma durumundadır. Virüslerde metabolizma faaliyetleri yoktur. Uygun olmayan şartlarda endospor oluşturur. Endospor oluşturan bakteridir. Hücresel yapı özelliği vardır. Virüslerde ise zaten hücresel yapı özelliği yok. Uygun olmayan şartlarda endospor oluşturması söz konusu değildir. Bölünerek eşeysiz olarak çoğalabilir. Virüslerde bölünme şeklinde bir çoğalma yoktur. Virüslerin çoğalması DNA'sını girdiği hücre içerisinde eşleyerek protein kılıfı da girdiği hücreye sentezleterek sayısını böyle arttırabilir. Eşeyli veya eşeysiz üreme şeklinde bir üreme şekli virüslerde yoktur. Virüsler nükleik asit ve protein bulundururlar. Doğrudur, cevap A. X canlısı kaslı diyaframı var, akciğer solunumu yapıyor. Sabit vücut sıcaklığına sahip, o zaman memeli canlıdır. Y canlısı akciğer solunumu yapıyor. Kalbindeki odacıkla ilgili iki odacıklı olmayacak. Sabit vücut sıcaklığı olmayacak, yani değişken vücut ısılı olacak. Değişken vücut ısılı canlılar balık, kurbağa, sürüngen idi. İki odacıklı kalp olmadığına göre balık değil, kurbağa ve sürüngen olabilir. Z canlısı iki odacıklı kalbe sahipmiş, Z canlısı balıktır. T canlısına bakıyorum, kaslı diyafram bulundurmuyor. Akciğer solunumu yapmıyor. O zaman solungaç solunumu yapan bir canlı olmalı. Sol veyahut da omurgasızlardan trake solunumu yapıyor olmalı. Kalbi iki odacıklı değil, iki odacıklı kalbi yoksa solungaç solunumu yapmıyor. O zaman balık değil T canlısı. Sabit vücut sıcaklığı yok, değişken vücut ısılı bir canlı. Kalbinin 3 odacıklı veya 4 odacıklı olduğunu düşünürsek, değişken vücut ısılı bir canlının kalbi 4 odacıklı olmaz. Değişken vücut ısılı bir canlı ise kurbağa ve sürüngen olmalı diyoruz. Kurbağa ve sürüngen de olamaz çünkü akciğer solunumu yapmıyor. O zaman kalbi 3 odacıklı da değil, bu canlı kurbağa ve sürüngen de değil. O zaman bu canlı omurgalılardan hiçbir gruba uymadı. O zaman T canlısı omurgasızdır diyoruz. Buna göre Y grubunun kalbinde 3 odacık bulunur söyleyebiliriz. X grubunun vücudunda kıl yapısı bulunur. Memelilerin vücudu kıllarla örtülüdür söyleyebiliriz. Z grubu balık olup yüzme keseleri bulundurur söyleyebiliriz. T grubu omurgalılar şubesinde yer alır, yanlış bir ifadedir. Z grubunda kemik yapılı iskelet bulunur söyleyebiliriz. Cevap D. Kurbağa ve sürüngenler için özellikleri kıyaslayalım. Ergin bireye dönüşürken metamorfoz geçirme. Metamorfoz başkalaşım demektir. Başkalaşım kurbağalarda görülür, sürüngenlerde görülmez. Omurga ve kafatasına sahip olmak kurbağalarda da görülür, sürüngenlerde de görülür. Çünkü ikisi de omurgalı canlı. Kurbağalarda iç döllenme görülmez, dış döllenme görülür. Sürüngenlerde iç döllenme görülür. Deri solunumu yapabilme kurbağalarda görülür, sürüngenlerde deri solunumu görülmez. Değişken vücut sıcaklığına sahip olma, yani soğukkanlı olma hem kurbağalar için geçerlidir hem de sürüngenler için geçerlidir. Buna göre cevap E. Üç ayrı kültür ortamına eşit miktarda aynı virüs çeşidi konmuş. Birinci kültür ortamında virüs önce bir uyum sağlama aşaması olmuş, sayıca artış göstermiş. İkinci kültür ortamında sayıca bir değişiklik yok. Üçüncü kültür ortamında ise virüsler yok olmuş. Birinci kültür ortamında virüs sayısının artmasının nedeni kültür ortamında monomerlerle birlikte canlı hücrelerin de bulunuyor olmasıdır. Virüsün sayıca artabilmesi için kendine özgü konak hücrenin bulunduğu ortamda olması gerekir. Çünkü virüsler ancak canlı hücre içinde çoğalabilir. Bu ifade doğrudur. İkinci kültür ortamında virüs sayısında artış olmamasının nedeni kültür ortamında virüsün çoğalması için gerekli besin elementlerinin bulunmamasıdır demiş. Virüsler bulundukları ortamdan besin almazlar. Virüslerde beslenme, solunum, sindirim gibi olaylar zaten yoktur. Bu yüzden besin olmaması değil,
uygun konak canlının, canlı konak hücrenin olmamasıdır temel olarak virüsün yaşayamamasının sebebi. Üçüncü, kültür ortamında bulunan bazı kimyasallar virüslerin protein sentez mekanizmasını bozmuş olabilir. Virüsler zaten cansız ortamlarda kristal halde bulunurlar. Kristal durumundaki bir virüste protein sentez mekanizması diye bir olay zaten yoktur. Virüsün üçüncü kültür ortamında çoğalamamasının sebebi virüsün etrafındaki kapsitin zarar gördüğü bir kimyasalla muamele edilmiş olması olabilir. Veyahut da virüsün genomunun çeşitli kimyasallarla, X ışınlarıyla, radyoaktif maddelerle zarara uğratılmış olması olabilir. Buna göre üçüncü ifade de yanlış bir ifadedir. Cevabımız yalnız bir.